Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Bu senin kadar güzel, sana layık. Gel. Tamam. Sen bana hediye ettin. Teşekkür ederim. Maşallah. Her şey yolda mı? Sayın Başkan, sağ olsun. Her an hemen hemen tüm muhtarlarla birlikte yine bizim muhtarlıklarımızı ziyaret etmekte, sorunlarımızı dile getirmekte bize öncelik yapmaktadır. Her türlü sorunumuzu kendi gözüyle, kendi isteyerek, görerek yapmak isteyen bir başkanımız olduğu için sorunları yerinde inceleyen bir başkanımızdır. Mahmudiye'deyiz. Evet, Mahmudiye Mahallesi tabi Mersin'in en eski ve ilk mahallelerinden dolayısıyla oturmuş ve yerleşik olan bir mahalle. Buraya da yaptığımız hizmetler var. Özellikle Şeyh Nebi Türbesi yıllardır kendi kaderine bırakılmış. Özellikle Arap Alemsi kardeşlerimizin kullandığı, Kadir'in kullandığı, farklı bayramlarda ve farklı günlerde kullandığı ama hiç de iç acısı olmayan bir yerdi. Arkadaşlar uzun bir çalışmanın sonucunda orayı toparladılar. Birkaç tane küçük eksiği kaldı. Buradan da oraya geçeceğiz. Çünkü önemli bir yer. Orayı da hayata geçirmiş olduk. Yıllarca bu tür ibadethaneleri maalesef gelen yöneticiler ellememişler, kaderine bırakmışlar. Vatandaş da kendi imkanlarıyla yapabildiği kadar yapmış. İnşallah biraz sonra orada da hep beraber neler yaptığımızı göreceğiz. Çok da güzel bir taziye evi, taziyenin yapılacağı bir alan, insanların rahatlıkla oturabilecekleri, ibadetlerini yapabilecekleri, kurbanlarını kesebilecekleri bir hal aldı. Biraz sonra oraları göreceğiz. Tabii buradan birkaç müjde vermek istiyoruz. Kardeşlerimiz basın yayın kanalıyla. Bugün mecliste güzel bir karar aldık. Belli şartlara uyan çiftçilerimizle ilgili 500 bin liralık bir gübre desteği yapacağız. Yani inşallah çiftçilerimiz Akdeniz'de kayıtlı olan belli standartları sağlayan çiftçilerimize toplamda 500 bin liralık bir gübre desteği yapacağız. Daha önceki mecliste de söylemiştik. Akdeniz'de oturan üniversiteyi kazanmış öğrencilerimize, 4 yıllık öğrencilerimize 1200, 2 yıllık kazanlarına 500 lira burs bağladığımızı söylemiştik Akdeniz Belediyesi olarak. Evet, daha önce buraya geldiğimizde şu kapıdan girdik. Zaten bu kapılar bu halde değillerdi. Dökük demir kapılar vardı. Duvarlar yıkıktı. Türbe çok kötüydü. Bakımı yapılmamıştı, boyalı değildi. Tamamen türbe elden geçti. İzinler alınarak boyandı, tüm girişler değişti ve şu tarafa doğru baktığımızda da mekan komple değişti. Tabii bu mekan sol tarafında lavabolar yapıldı ve öbür taraftan da bir kapı yapıldı. Dolayısıyla burası komple bir meydan oldu. Meydan oldu ve özellikle türbenin kullanacağı bir meydan oldu. Hemen sol tarafımızda da üstünde sundurmaların olduğu, özellikle Kadir Hum'da Arap kardeşlerimizin kullandığı, kurbanlarını Allah'a adadıkları, kesim yaptıkları kesimhane ve rahatlıkla hayvanları kesecekleri alanlar yapılmış oldu. Bir anda burası hem taziyelerin kabul olacağı, taziye yapılabilecek bir alan çıkmış oldu. Kurbanın kesileceği alan, türbenin de rahatlıkla serilileceği bir alan haline geldi. Şu an birkaç yerde sundurmalar var. Onları da arkadaşlara talimatlandıracağız. En son geldiğimizde de burada rahatlıkla kapalı alanların daha fazla olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla Arap kardeşlerimizin veya mahallenin de burada taziye olarak, taziye meydanı olarak ve türbe ziyaretlerinde de ibadetlerini yapacağı güzel bir mekan haline geldi. Tüm personel arkadaşlarımıza da sizin huzurunuza teşekkür ediyorum. Geçiş önce önlemeyecek şimdi. Mahallenin kullanacağı bir tazi ev halinden dönüşmüş. Yollar kapatılıyor. Gayet güzel oldu. Emeklerine sağ olun. İnşallah. Üstünde kapattığımız yok. Yok yok, bitti yayınlar. Bu köşeden ayrı görüntü. Teşekkür ederim. Geldim abi.